Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirdi. Onlarla Konya'ya yüksek hızlı trenle gelen Bakan Göktaş, çocuklarla seyahat boyunca sohbet etti. Bakan Göktaş, seyahati sırasında habercilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip, ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk aslında baktığımız zaman. Bakan Göktaş, TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine, bu konudaki politikaların yeni kurulan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı ve ekledi. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığımız, hem Sağlık Bakanlığımız hem Maliye Bakanlığımızdan oluşan bir odak grubu oluşturuyoruz, bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem sağ çalışmalarımız da bunları besleyecek, aynı zamanda çoklu bakanlık olarak, yani çok bakanlık olarak diğer bakanlıklarla beraber bu konuyu nasıl daha iyi ele alabiliriz, bunları ele alacağız. Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden aile ve gençlik konundaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, projeye gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi 150 bin liralık bir krediyi 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde gençlerimizin geleceğine yönelik evlilik projelerine, ayrıca diğer projelerine yönelik de sunmak istemiştik. Bunu hayata geçirdik meclisimizin kıymetli destekleriyle. Şu anda başvuru sayımız 11.011 bugün itibariyle. 3.500'den fazla gencimiz bu konuda eğitim ve danışma hizmetlerimizi aldı. Ödemelerimiz her ay devam ediyor. Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik.